Oralarda Bam Adebayo'yu mesafe vererek savunacaklardır. Bam Adebayo o şutları sokmazsa, Jim Butler o faulleri almazsa Miami hücumu tıkanabilir. Devamlılıkları yok, alışkanlıkları yok. İyi niyetleri, çabaları da eksik abi, yetmezmiş gibi. Yetmezmiş gibi çaba da eksik yani. Bir de bunun üstüne çaba eksik olur mu ya? Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte acayip bir Denver Nuggets, Los Angeles Clippers maçını konuşacağız başta. Arkasından da yeni başlayacak bir seriye geçeceğiz Kaan abi. Boston Celtics Miami Heat serisine geçeceğiz. Benim programın sonunda dilim sürçmüştü son programın sonunda. Dedim ki senle bir sonraki programda konferans finallerini tartışacağız. Sen dedin ki tartışmayabiliriz. Belli olmaz ve hakikaten yani Clippers söz konusu olduğunda neden hiçbir şeyden emin olmamamız gerektiğini çok iyi gösteren bir maçtı. Ama Clippers kaybetti üzerinden değil, Denver Nuggets nasıl kazandı üzerinden başlayalım istersen Kaan abi. Ya şöyle başlayalım, başlamasına da çok önemli bir noktanın altını çizelim. 5. maçta ikinci yarıda, iki yarıda değil, ikinci yarıda 16 sayıdan maçı kaybetti Clippers. Bu sefer dakika 26 ile 46 arasında, yani son 2 dakika, yani ikinci yarının ikinci dakikasından son 2 dakikaya kadar olan 20 dakikalık bölümün skoru ne biliyor musun? 60-25 abi. Şimdi konferans yarı finaline gelmiş. Yani NBA'nin en iyi 8 takım arasında gelmiş. 2 takım arasında hangi 2 takım olursa olsun 20 dakika türlü 60-25 bir skor olmaz abi. Ki bu 25'i atan takım şampiyonun bir numaralı favorisi. Abi 60-25 diye bir skor olmaz. Bunun teknik, taktik açıklaması var. Bu psikolojik bir şey. Şimdi fakat bu yani abi dağıldılar, çöktüler vesaire falan diye de çok yani tabii ki temelde bu var. Çünkü bu tamamen psikolojik dağılmayla alakalı. Dağılmadan hiçbir takım bu seviyede, bu kadar birbirine yakın, bu kadar kalite olarak aralarındaki uçurum olmayan iki takım karşı karşıya değil, hangi iki takım olursa olsun. Yani playoff son 8'e kalan takımların hangi iki tanesi olursa 20 dakikada 60-25'lik skor olmaz. Bunun teknik değil psikolojik açıklamaları var. Fakat tabii ki bu abi psikolojileri çok bozuk diye de açıklanacak bir şey değil. Bunun teknik altyapıları var. Bu nereden kaynaklanıyor? Denver tarafından çok haklı olarak başlayalım çünkü hak eden onlar. Bir kere şunu unutmamak lazım abi. Denver bu takım 3 senedir elit bir hücum takımı. İyi bir hücum takımı, elit bir hücum takımı. Hep hücum veriminde yukarıdalar ve indirici yumruğu olan bir takım. Şimdi iyi hücum takımı olmakla indirici yumruğu olan takım olmak biraz birbiriyle çok paralel. Mesela Boston çok iyi bir hücum takımı ama indirici yumruğu olan bir hücum takımı. Yani bir anda patlama yapamıyor Boston. Bu Boston'ın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Keza Miami için de geçerli. Mesela Houston indirici yumruğu olan bir takım. Yani anında bir anda 10-12 sayı bulabiliyorlar ivme yakaladıkları zaman. Çok acayip kaynaklardan acayip bir anda skor patlamaları yakalayabiliyorlar. Denver gerek 5. maç gerek 6. maçta o indirici yumruğunu çok net vurdu son çeyreklerde. 5. maçta konuşmuştuk, son çeyrekte 9'da 7 üçlük atmışlardı. Burada da yanılmıyorsam 10'da 7 attılar son çeyrekte. Ve fakat maçı oraya kadar getirebilmek önemli. Yani buradan şey yaptın 16-17 sayı, 19 sayı geriye düştükten sonra oraya getirdim. Bir kere şunu iyi anlamak lazım. Bir, Denver hiçbir zaman geçtiğimiz yılda mesela sezonu ikinci sırada bitirmişlerdi. Bu sezon uzun süre ikinci götürdüler, üçüncü bitirdiler falan. Ama hiçbir zaman o yerin hakkını veren takım olarak görülmüyor değil mi? Yani herkes Denver, mesela Utah geride kalıp Denver'la eşleşmek istiyor. Herkes Denver'ı zayıf halka, abi onlar şey yumuşak. İndirebileceğimiz tepe takımı. İndirebileceğimiz takım. Bunun bir tane çok temel teknik sebebi var. Denver çünkü elit bir hücum takımı olmasına rağmen çok sorunlu bir savunma takımı. Nitekim Utah serisinde gördük. Isınma turnikesi atıyordu Utah. Fakat bir, yani bunu daha önce konuştuk ama altını çizmek için söylüyorum. Gary Harris ve Jeremy Grant ilk 5'e yerleştikten sonra yani Jamal Murray ve Nikola Jokic'in yanına 2 tane, 3 tane artı savunmacı ekledikten sonra bu takım çok kötü veya geleni direkt Adam Smith usulü bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler savunmasını bıraktı. Artı takım kendine inandıkça, özgüven kazandıkça gerek Jamal Murray gerek Nikola Jokic'in çabası da arttı. Şimdi çaba savunma için yeterli değil ama önemli bir parça abi. Çaba çünkü hücum nitelik ve yetenekten güç alır. Savunma çaba ve nicelikten güç alır. Yani çok kişi olmaktan. Buradan bu kurguyu kurduktan sonra ne yaptılar? Yok hiç üzerine gelen oyuncular konusunda hiç savunamıyor. Yani dümdüz atıyorsun üzerinden. Ona yakın bir savunmacı tutup yok hiç ile birlikte bir Yanis duvarı gibi bir çember duvarı örüyorlar. Jeremy Grant'tan ve Paul Millsap'tan destek alarak. Artı bu serinin ikinci maçından itibaren yeni bir savunma stratejisi geliştirdiler. Biraz muhafazakar ama özellikle Clippers'a karşı etkili bir strateji bu. Bu şu, özellikle Paul George ve Kawhi, daha doğrusu top kimdeyse yapıyorlar bunu ama Kawhi'da çok daha fazla
öncelik vererek, Paul George'u da görünce öncelik vererek şöyle bir şey yapıyorlar. İkili sıkışma getirmiyorlar. Fakat en kendi savunmacısı dışındaki en yakın ikinci savunmacı çok daha yakın duruyor. Ve eğer topla hareket ederlerse orayı kalabalıklaştırıyorlar. Ve trafiğe sokuyorlar. Orada bir karmaşa yapıyorlar. Şimdi artı bütün savunmacılar 3 sayıdan biraz daha içeri. Çok daha yakın. Bu arada Kavay'ı savunan Jeremy Grant çok yakın savunuyor elinden geldiğince. Ne kadar yapabilirse yani. Topu aldırmakta zorlaştırmaya falan. Fakat diğer oyuncular daha kapalı, daha gömülü oynuyorlar. Şimdi bunun bir aldığı riskler var. Çünkü her zaman bir yere kaynak ayırırsan diğer taraftan verirsin. 3 sayı o kadar net savunmuyorlar. Biraz daha gömülü kaldı. Ve fena atmıyor Clippers. Özellikle Marcus Morris, Landry Shamet. Onların atmasını da istiyor Denver Nuggets. Şöyle bir şey var. Clippers ve başta Kavay olmak üzere çok üst düzey bir pas takımı değil. Zaten pas üzerine kurgulanmış bir takım değiller. Takımı pas yapmaya ve boş oyuncuyu bulmaya yatıyor. Fakat bir, Clippers zaten sezon boyunca böyle bir yapıda hareketlenebilmiş bir takım değil. İkincisi çok antrenmansızlar abi. Onu hep söylüyorduk. Yani bu pandemi öncesi de hiç çalışamamışlardı. Bütün zaten maçları biraz ritim kazanmak için, tempo bulmak için harcıyorlardı. Bireysel anlamda da öyle, takım anlamında da öyle. Fakat bu bir günde kazanılacak bir şey değil abi. Bir günde kazanamazsın bunu. Ve buralarda iyi şut attıkları günlerde, biraz ritim buldukları günlerde atabiliyorlar ama onun dışında rakip fırsat verdi. Ha, şutörümüz olurdu, o şutör de hazırdır, atar. Bu alışkanlıklar, bu akıcılıklar, bu devamlılıklar Clippers'da hiç yok. Zaten takımın uzun süre idman yapamamış olması ve zaten DNA'sında olmayan bir şey bu. Devamlılık hep büyük problem. Patlayarak oynuyorlar, bölük pörçük oynuyorlar. Ve bir yerde durdukları zaman da şöyle bir problem ortaya çıkıyor abi. Durdukları yerlerde. Şimdi sezon başından beri özellikle pandeminin hemen öncesinde takım biraz ritim bulduğu zaman nihayet oldu demiştik biz. Takımın bölük pörçük oynaması yani bir akıcılık sağlamaması aslında bir avantaj oluyordu. Çoğu zaman dezavantaj olsa da çünkü takım ne olursa olsun her hücumu biraz daha birbirinden bağımsız yapıp her şeyde bir şey üretebiliyordu. Ve elit bir savunma takımı olduklarını varsaydığımız için hiç elit bir savunma devamlılığı falan sağlayamıyorlar ayrı konu ama bunu bir şekilde rakibe yavaş yavaş hücum rakibi yıpratırlar ve yenerler diyorduk. Fakat şöyle bir şey olmaya başladı. Daha önceki programda söylemiştim ya, bu takımın oyuncu karakterlerinden kaynaklanan, Kavay'dan hariç diğer oyunculardan kaynaklanan çok büyük bir kendi yeteneklerine hayran olma durumları var. Şimdi geçmişte bunu başarılı takımların çoğunda görmüştük. En son örneği Golden State. Kendi yeteneklerine çok hayranlardı. Fakat başarılı takımların şöyle bir şeyleri var. Haklı noktaları var. Abi onlar başarılı olmak için ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Yani şunu, şu kadar ciddiyetle ve şu kadar koordineli yaparsak, işte oyun sıkıştığı zaman işte Draymond Green, Stephen Curry ikili oyununu oynarsak, işte şey olursa izolasyona gidersek vesaire bildikleri için bu bildiklerini aynı ciddiyetle uygulamak konusunda. Çünkü biz hep taktik teknik üzerinden konuşuyoruz. Çünkü taktik teknik ana belirleyici noktalar. Avantajları yakaladığın noktalar. Fakat abi avantajı kullanamazsan yani uygulamaya geçiremezsen bir anlamı yok. Dünyanın en büyük avantajını yakala. Bomboş turnike at. Sen o turnikeyi atamıyorsan boş turnikenin bir değeri kalmıyor ki. Uygulama mesele. Sorun Clippers uygulama konusunda ne yapacağını çok bilen bir takım değil. Çünkü daha önce bir başarı geçmişi yok bu oyuncuların. Kavay hariç kimin başarı geçmişi var abi? Kolektif bir geçmişleri de olmadığı için bir yerde oyun sıkıştığı zaman herkes abi bir şey yapayım istiyor, tamam mı? İyi niyetle veya o an. Fakat şöyle bir durum var. Abi herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya kalkışınca bu muhafazakar Denver savunmasının içinde o trafikte çok kaybolup çok saçmalayabiliyorlar. Çok kötü tercihler kullanabiliyorlar. Pas trafiği falan hiç olmuyor. Artı takımın bu kadar kendini beğenmiş mi dersin, kendine güvenen mi dersin, ne dersen de oyunculardan kuruluş olmuş olmasının avantajları olduğu gibi işler kötü giderken dezavantajı şu oluyor. Geçen seneki Toronto ile farkı Clippers'ın bu. Geçen seneki Toronto'da Kavay hiçbir zaman Toronto'nun bir parçası gibi oynamadı abi. Yani sistemsel olarak bakan. Kavay çok ayrı bir parça gibi oynuyordu. Fakat Toronto o yokken kendi sistemini oynayıp o varken de onun yeteneğine, onun çabasına, onun profesyonelliğine saygı duyup İşler sıkıştığı zaman baba bizi kurtar diye ona veriyordu. Clippers'da şöyle bir sorun oluyor abi. Dün 19 sayıdan geri gelerek 7 hücum top değmedi Kavay'a. Abi Kavay'a ver topu. Bırak Kavay halletsin. Yani
Lou Williams da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Marcus Morris de bir şeyler yapmıyor. Paul George. Babacığım siz de yapabilirsiniz ama Kawhi yapsın. Bırakın orada Kawhi. İşte oyun yönlendiricisi sorunu var. Çünkü geçen sene Toronto Raptors'a topu Kyle Lowry kullanıyordu. Kyle Lowry müthiş bir lider. Ve nerede Kawhi'yi devreye sokacağını, nerede Marc Gasol'le ikili oyunu oynayacağını, nerede Pascal Siakam'ı açık alanda bulması gerektiğini biliyordu. Marc Gasol gibi bir pasörüm vardı. Burada pasörün yok. Burada herkes ilk pası vermeyi biliyor. Burada ikinci ilk pası vermeyi ya da 3 hamle sonrasını düşünmeyi bilen bir oyun yönlendirici yok. Çünkü takımı öyle kurmadılar. Takımı Kawhi'nin etrafında savunma yapabilecek ve şut atabilecek oyunculardan kurdular. Fakat burada problem şu. Psikoloji dedin ya. Psikoloji evet etkileniyor ama teknik olarak savunmada da bütün problemlerini açığa çıkaran bir hamle yaptı Denver Nuggets. Özellikle 5. maçta bunu yapmışlardı, 6. maçta. Clippers'ın en büyük savunma zaafı ne? Clippers'ın bir 5 numara savunmacısı yok net bir. Yani Zubats belli şeyleri yapıyor, Morris belli şeyleri yapıyor, Jamal Green belli şeyleri yapıyor ama tamamen 5 numarayı savunabilecek bir oyuncu yok. Zaten istemiyorsun da onu çünkü diyorsun ki ben kanadı savunacağım, topa baskı yapacağım. Fakat dün ve bir önceki maçta Denver Nuggets özellikle zaten kendilerinden emin olmalarının böyle bir etkisi oldu. Sürekli Lou Williams'ın üzerine gittiler. Sürekli Zubats'ın üzerine gittiler. Sürekli Harrell'ın üzerine gittiler. Yani onların savunmadaki zaaflarını özellikle topu Kawhi ve Paul George'dan uzak tutarak nasıl kullanmaları gerektiğini çok iyi bildiler. Evet çok iyi, harika bir gece geçirdi. İşte Jamal Murray dünkü maçta harika bir oyun ortaya koydu. Yani bu serideki en istikrarlı maçıydı. 13'te 9'da şut attı. Jeremy Grant boş şut soktu. Gary Harris boş şut soktu. Paul Millsap'in çabası vardı ama ne olursa olsun hem Lou Williams'ı ikili oyuna sokmak, hem Harrell'ı pick and pop'a sokmak, arkasından Paul George'da yok hiç kaldığında yok için vücudunu kullanıp fadeaway atması, bütün bunlar Denver'ın ne yapmayı bildiğini gösteriyordu. Yani Clippers ne yapmayı bildiğini bilmiyordu ama Denver Utah serisinden daha fazla bence bu seride son iki maçları ne yapmayı bildiğini biliyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bir de takımların liderlerine baktığın zaman, şimdi Kawhi'ye güvenip, Kawhi zaten abi bu seri, yani bu playoff'ta bakıyorsun 6-6-12 maç oynadılar. Abi kaç maçı çukurdan çıkardı yani. Fakat Kawhi'ye gerektiği yerde güvenip öyle bir kurgu sağlamakları için Kawhi bir de şimdi başka liderlere bakıyorsun. Başka liderler lokomotif gibi. Kawhi biraz öyle değil. Kawhi kendi kamyona binip gidiyor. Onun peşine takılırsan ne ala ama o seni sürüklemiyor fazla. O sadece skoru sürüklüyor. Oyunu değiştiriyor. Jokic ise biraz farklı abi. Jokic'in biraz belki de Denver'ın algısıyla da çok alakalı Jokic'in bu oyunu. Çünkü Jokic mesela hiçbir zaman çok etkileyici oynamıyor. Yani muazzam bir akrobatik hareketle, acayip bir smaçla, acayip bir blokla falan böyle insanın ağzını açan bireysel bir ne derler gösteri sunmuyor sana. Ama abi şimdi bu iş mühendisliktir yani. Etkisine bakıyorsun inanılmaz yüzdeyle oynuyor mu? Oynuyor. Şey çok önemli. Jokic özellikle bu seride iyiden iyiye dışarıdan oynamaya başladı. Ki biliyorsun çok iyi bir hook shot'ı vardır. Post-up oyunu da çok iyidir. Fakat özellikle dışarıda da 5 dışarıda düzeninin Clippers'ı ne kadar bozdun diyor. Çünkü Clippers abi biz elit bir savunma takımı olabileceklerini söylüyorduk ya. Bunu dün Michael Malone da söyledi. Abi Clippers çok iyi bireysel savunmacılardan kurulu. Gerçekten. Lou Williams gibi bir iki tane. Harrell ve Lou Williams dışında hemen hepsi iyi malzeme. Teknik olarak aslında Harrell de o kadar kötü olmaması gerekiyor ama o çok formsuz. Feci durumda yani. Fakat kolektif savunmaları çok problemli. Yardım savunmaları, yardım paternleri, iletişimleri falan çok problemli. İyi topçu, şöyle penetre etmiyorlar artık. Çok nadir penetre ediyorlar. Ancak Lou Williams'ı falan bulduklarında. Fakat topu çok güzel trafiki sağlayıp yardım getirmeye ya da perdede iyi iletişim kurmaya zorladıkları zaman Clippers'ın nasıl patır patır şeylerinin, düğümlerinin dağıldığını, birbirine bağlayan çok hafif iplerin açıldığını görüyoruz. Çünkü alışkanlıkları yok. Ve kesinlikle alışkanlıkları yok. Devamlılıkları yok, alışkanlıkları yok. İyi niyetleri, çabaları da eksik abi, yetmezmiş gibi. Yetmezmiş gibi çaba da eksik yani. Bir de bunun üstüne çaba eksik olur mu ya? Abi şey çok önemli. 5 dışarıda oynadığı zaman Dallas da bunu göstermişti. Jokic artık zaten oyun kurucuydu. Abi 1-2-3 gibi oynuyor. Porzingis gibi oynuyor. Ve şöyle bir şey var abi. Ne olursa olsun dünyanın en iyi hücumcusu bile olsan ikili sıkıştırma getirebilirsin. Kavaya da getiriyorlar. Bunların iki tane istisnası var bence. Biri Durant, acayip uzun olduğu için ikili sıkıştırma üzerinden bile atabiliyor. Biri de Jokic. Abi Jokic'e de ikili sıkıştırma getiremiyorsun. Getirirsen başına bela oluyor çünkü her sıkıştırmanın üzerinden pası verebiliyor ve en doğru pası veriyor. Abi inanılmaz bir, abi böyle bir pas yeteneği yok ya. Abi gerçekten bir yok. Bir de kalçasının üzerinden döndüğü zaman zaten tutamıyorsun onu. Yani şutu atıyor zaten. Onu. Atıyor ve abi istediği yere topu buluşturabiliyor. O yüzden ama şöyle bir şey var. Jokic'in de yıkıcı etkisi bir Kawhi gibi, bir Durant gibi değil. Çünkü ana skorer olmadığı için temel durumda. Dünkü maç işte onun istisnası oldu. Ana skorer olarak oynadı. 36 sayı attı ve çok verimli attı. Fakat normalde ana skorer olmadığı için ve genel olarak çok
bireysel bir şölen sunmadığı için biraz göz ardı ediliyor ama biraz da skorerliğe yöneldiği zaman işte o zaman gerçekten yıkıcı güç konumuna da geliyor. Çok değerli bir oyuncu olduğuna hiç şüphe yok. Ki ben biliyorsun elmas kadrosuna almıştım bu sene. Yani tek başına oyunu değiştiren oyuncular klasmanında artık benim için. Tek başına galibiyet şartı getiren oyuncular. Fakat ana skorer ve kırıcı etki yaratabilecek konuma geldi mi son maçta onu da geldi. Yetmezmiş gibi. Bir de yok için stili Kaan abi, Clippers'ın psikolojisini daha da bozdu. Ha. Çünkü yok hiç parkta oynuyor gibi oynuyor. Tabii. Yani yok için oyununda bir ciddiyet yok gibi hissediyorsun. Atta şutlar, ben Harden konusunda hep bunu düşünüyorum. İyi şutla kötü şut arasında bir fark yok yok için. Bütün şutları kötü şut. O yüzden de o şut girdiği zaman morali acayip bozuldu Clippers savunması. Şey çok komik abi. Çok iyi savunulduğu pozisyonlarda normal bombesinden iki kat daha bombe. Yani topu resmen havaya dikiyor. Tavana dikiyor işte. Tavana topu. Dikiyor ve sanki hani elinden fırlatmış gibi. Hayır abi, yok için o zor durumlarda kullandığı ikinci şutu, tabii ki isabet oranı daha düşük ama o onun şutu abi. Sonra onu da çıkardı affedersin, sürekli attı arka arkaya. Dört abi, tane, beş tane attı. Bir tane şey pozisyonu var ya, Paul George savunurken tek, abi spin üzerinden tek ayakla bitirdi ya. Abi kahkaha attım izlerken. Yani... Ya şöyle söyleyeyim, abi evde denemeyin, hiçbir basketbol sahasında denemeyin. Dünyanın en dengesiz... Bütün basketbol hocaların abi asla bu şutu atma diye. Çünkü yana gidiyorsun. Tek ayak üzerinden sıfır dengeyle o şutu atamazsın. Atamaman lazım yani. Bir de yani şunu ekleyeceğim Kaan abi ben. Yani mesela 7. maça gidilecek şimdi seri. Clippers hala favori. Çünkü bu seride Clippers'ın tamam 20 dakika oynaması yetmiyor. Onu gördük. Clippers'ın 30 dakika oynaması lazım. Ama Clippers daha fazla malzeme ve yeteneğe sahip. Fakat şu var. Denver Nuggets'ın içinde olmadığını düşündüğüm bir karakterin olduğunu fark ettim ben bu seriyle birlikte. Utah serisinde de bile bundan emin değildim. Çünkü Utah serisinin 4. maçına kadar Denver Nuggets çok kötü yönetilen ve çok kötü eforla oynayan bir takımdı. Fakat bu seride Denver Nuggets'ta olduğuna inanmadığım bir karakter varmış. Bunu fark ettim. Ve bu fiziksel... işte o yüzden abi bunu fark etmiyoruz. Ki pek çok kişi fark etmiyor. Çünkü onların duruşları ve dirençleri fiziksel değil. Yani bir isyan eden bir Patrick Beverley ya da Russell Westbrook gibi değil. Dişlerini sıkan bir LeBron gibi falan değil. Zaten savunmaları da zayıf olduğu için fakat abi yani ya da fiziksel olarak birine vurup itiş kakışa girerek de değil. Abi zihinsel ama büyük dirençleri var. Abi geri adım atmıyorlar ya. Fark 19'a falan çıktığı zaman tamam şimdi teslim olurlar diyorsun. Olmuyorlar abi. Oynamaya devam ediyorlar yani. Sürekli 7. maça gidiyorlar. Ve abi ondan sonra bir ivmeye kaldıktan sonra o dedim ya hani indirici yumrukları var. Takım bir de moment... Abi basketbolda en önemli şey momentumdur. Yani ritmi yakalan. Ve ritimden çok daha beslenen takım şey Denver. Dün yok için maçtan sonra çok komik bir demeci var. Şey diyor. Ya Torrey Craig bile 2 asist yaptı abi. Ne hava ne havaya girdik diyor. Tamam. Abi o son çeyrekte havaya girdiğin zaman işte senin normalde istenen performansın altında kalan Torrey Craig gibi hücum anlamında savunmasını söylemiyorum. Hücum anlamında Gary Harris gibi oyuncuların çok daha rahat oynuyorlar. Gary Harris biliyorsun zaten hani kariyerinde geri adım atmasına sebep olan en önemli şey şut istikrarının çok düşmesiydi. Potaya bakmıyordu artık. Abi ilk yarıda 2 tane felaket şut attı. Potaya zor değdirdi. Abi son çeyrekte iki tane çat çat içine gömdü. Çünkü takım halinde bir güven tazeliyorsun ve düşünmeden, huzursuz olmadan atayım abi ne olacak diye atmaya başlıyorsun. Ve oradan sonra dalga dalga büyüyerek geliyorsun yani. Çok, şey çok de heyecan. Çok ilginç abi. Michael Porter şimdi yok hiç dışında bir tane daha savunulması imkansıza yakın oyuncu var. Michael Porter için. O da biraz da Kevin Durant gibi çok uzun olduğu ve iyi savunulduğu pozisyonlarda bile şut atabildiği için. Onu da takım tam çağlamışken, tam coşmuşken oyunu alıp iki tane ekstra şut falan bulabildiğin zaman işte o dalga tsunami'ye dönüşüyor bir anda ya da kar topu etkisine dönüşüyor. Ne olursa olsun yani Denver doğru stratejileri yapıyor, doğru psikolojiyle oynuyor, geri adım atmıyor. Yok hiç gerçekten özel, çok çok özel bir oyuncu falan da abi Clippers'ın da bu kendini beğenmişlik ama aynı zamanda da şu ya bilinçsizlik ve bilgisizliği, savunmadaki koordinasyon eksikliği, maçtaki devamlılık eksikleri çok büyük. Ama en büyük günah, yani burada Doug Rivers'ın da bence çok büyük günahları var. Montrezl, şimdi şeyi anlıyorum tamam mı? Montrezl Harrell'ı kazanmaya çalışıyor. Çünkü ilk turda da Paul George'da olduğu gibi. Sen Denver'ı yenmek için, Dallas'ı yenmek için Paul George'u oturtman gerekiyordu. Denver'ı yenmek için de Montrezl Harrell'ı oturtman gerekiyor. Ama eğer şampiyon olmak istiyorsan bu ikisinden desteğe ihtiyacın var. Şu anda Lou Williams dökülüyor. Montrezl Harrell dökülüyor. Zubat çok iyi başlamıştı. İki maçtır o da iyi değil. Evet. Marcus Morris çok iyi playoff geçiriyordu. Son maçı bu maçı o da çok kötü oynadı. Abi kim oynayacak ya? Oynayacak yani doğru düzgün. Jamaica Green dışındaki Jamaica Green takımın 8. 9. oyuncusu. Onun dışında kimden destek alacaksın? Fakat abi Doug Rivers'ın da bir yerde tamam Montrezl Harrell'i kazanmaya çalışıyorsun ama bu kadar da değil abi.
Bu kadar da değil yani. Yürüyemiyor abi Montrezl. Şey çok ilginç. Beni en çok şaşırtan maçlar ilerledikçe bu takımın ritim bulacağını düşünüyorum. Tam tersine geriliyorlar abi. Çünkü şey oldular. Bu o bıçkın halleri falan var ya. Abi Kabadayı'ya karşı biliyorsun Kabadayıların çoğu biraz koftidir. Yani gerçekten karşı çıkarsan bir anda aa ne oluyor? Öyle oldular yani. Bir şey yapmaya şöyle yapamıyorlar. Kalabalığa falan girip. Yani kurtarırsa gene Kabay kurtarır. Bu arada seri 3-3 abi. Abi 3. maçı daha iyi oynamıştı Denver. Yani bu seri aynı Dallas serisi gibi. Bu seri Dallas'ta çoktan elenmiş olabilirlerdi. Keza 3. maçı Denver biraz daha şanslı olsa, biraz daha son çeyrekte isabet bulmuş olsa, daha iyi oynadığı maçı kazanmış olsa 4-2 bitecekti seri. Ha daha iyi oynamış demişken sonuçta şunu da göz ardı etmeyelim. Bu maçlarda 15 ve 19 sayı öne geçen takım da Clippers'tı. Yani başa baş giden maçın sonunda Denver vurmadı. Clippers önemli bir avantaj yakalamıştı belli artıları yüzünden. Başta Kawhi ve George olmak üzere. George iyi bir seri geçiriyor. Bir tane kötü maçı var. Gerçi son maçın ikinci yarısında kötü oynamıştı ama genel olarak iyi bir seri geçiriyor. Ama abi bu ne ya? Yani bu takımın bir takım gibi olmayacağını biliyorduk. Ama bu kadar da olmaması lazım ya. Bu kadar da dağılmamaları, bu kadar da birbirleriyle olan ilişkilerinin takıma zarar verecek kadar problemli olmaması gerekiyor yani. Buradan iki tane yoğun takıma geçmek istiyorum Kaan abi. Haftanın eşleşmesine geçelim efendim. Yemeklerimizi yiyelim. Evet Kaan abi, yemek sepetiyle birlikte yine acayip bir çeşitlilikle devam ediyoruz. Bugün de pizzamız var ve dünya mutfağından pizzalar. Yani bir Miami, bir de Los Angeles var. İkisi de konferans... Lakers diye söyleyeyim. İkisi de konferans finaline çıktı. Aynen. Belki Clippers da çıkacak. Bilmiyoruz tabii ki. Valla ama... umarım Clippers değildir. Lakers lezzeti de Clippers'ın lezzetinde bir sorun var. Burada da haftanın eşleşmesi sende Miami-Boston konuşacağız şimdi. Çünkü Doğu Konferansı'nda belli olan eşleşme buydu. Doğu finali eşleşmesi. Bu akşam başlıyor. İki tane acayip koç. Ve iki tane kendi içinde çok disiplinli takım. Fakat basketbol anlamında da iki farklı takım var burada. Yani Miami Heat'in nasıl oynadığını biliyoruz. Miami Heat kanatları kuvvetli ama temelde Bam Adebayo'nun pasörlüğü ve Bam Adebayo'nun elbow'da topla buluşması üzerinden set üreten bir takım. Jim Butler gibi harika bir lidere sahipler. Ve iyi şutörlere sahipler. Bu ligin en tehlikeli şut takımlarından biri. Diğer tarafta Boston Celtics kanatlarında çok etkili. Onların 5 numara görece zayıf karınlarından biri. Ama kanatta ve kısalarda çok fazla isimleri var. Onlar üçlükle birlikte penetreleri de çok kuvvetli olan takımlardan biri. Miami çok faal çizgisine gidiyor. Boston Celtics faal problemi olan bir takım sert savunduğu için. Yani birbirlerine ters gelen detayları var ama sen en çok neyi merakla bekliyorsun bu seride? Şöyle, bir kere Gordon Hayward çok önemli bir faktör olabilir. Gordon Hayward çünkü döndü, takım idmanlarına başlamadı. Ama iyi durumda olduğu söyleniyor. Bu serinin kaçıncı maçından itibaren girer ve ne kadar etkili olur bir faktör. Ama Gordon Hayward dönerse ve o zamana kadar çok ciddi bir atıyorum 3-1'e falan gelmemişse seri ciddi faktör yaratır. Bu arada yine gidecek dönerse de çocuğunun doğumuyla ilgili. Ha. Yani Gordon Hayward'ın öyle bir problemi var. Gordon Hayward hem dönüp hem de gitmek zorunda kalabilir. Abi o kadar dönsün artık. Yani. Neyse bakalım. Fakat bunu hesaba katmadan konuşmamız gerekiyor. Şöyle bir şey var. Boston'ın daha önceki serilerdeki problemleri aslında çok değişmedi. Yani personel olarak 3 ana skorerin dışındaki skorerler oyunculardan aslında verim alıyorlar. Bu işte başta Robert Williams'dan. Vanamaker zaten yarım da olsa hani 4,5 kişi diyorduk ya. Yarım da olsa performans oluyorlardı. Daniel Tice'ı iyi eşleşme buldukları zaman bir miktar kaynak alabiliyorlar. Abi Ojeleye bile belki de hücumun en zayıf halkası bile doğru pozisyondaki hiç tedirgin etmeni atabiliyor ve bir şeyler alıyorlar oradan. Mesela 3'te 1 üçlük atıyor Ojeleye ama doğru pozisyonda attığı için hücumun hiç sıkışmamasını sağlıyor. Artı hücum anlamında en yaratıcı oyuncular yine Boston cephesinde. Jason Tatum ve Kemba Walker. Şimdi Miami ise belki Milwaukee'nin yarattığı dinamikler nedeniyle çok ortaya çıkmasa da Miami'nin çok iki taraflı bir takım olduğundan hep bahsediyoruz. Yani beyazlar artı kendinden bir de siyahlar var. Beyazlar çok hücum ağırlıklı oyuncular, siyahlar ise daha çok savunma ağırlıklı oyuncular. Burada Jay Crowder biraz istisna yaratıyor. İnanılmaz şut attığı için, olağanüstü şut attığı için. O biraz savunma ağırlıklı oyuncu ama hücumda da en azından toplu oynayamasa da çok ciddi bir şut tehdidi ki zaten senin söylediğin gibi şut tehdidi bitmiyor takımda. Artı dribbling üzerinden çok oynayan oyuncusu var. Yalnız Milwaukee'ye dribbling üzerinden üreten oyuncuların Milwaukee'ye yarattığı sorunları Boston'a karşı aynı ölçekte yaratabileceğinden emin değilim ben. Çünkü switch yapacak Boston ve eşleşebilecek. Ve çok abi bütün oyuncuları neredeyse Kemba Walker hariç çok üst düzey birebir savunmacı. Kemba Walker'da bir şekilde saklamayı Tyler Hero üzerinden vesaire üzerinden saklamayı başarırlar. Mesela Marcus Smart'la Goran Dragic eşleştiği zaman hücumun asıl liderinin yani
toplamda asıl lideri Goran Dragic şu ana kadar. Goran Dragic için Marcus Smart savunmasında işinin çok zor olacağını söylemek lazım. Onun dışında iki takımın da çok üst düzey ve eşleşebilen, değiştirebilen Miami biraz daha zengin bir kadro olduğu için, sponsor onu yönettiği için savunma disiplininin yüksek olduğu takımlar olduğunu biliyoruz. Mesela en basiti, yarı finallerde hiç açık saha vermediler. Toronto ve Milwaukee'nin ekmeğini suyunu kestiler. Ama yarı sahaya hapsediyorsun. Fakat yarı sahaya hapsettiğin zaman çok sınırlayabileceğin bir takım değil ikisi de şu anda. Yani Boston'da, Miami'de yarı finallerde yarı sahada zorlanan takımları yarı sahaya hapsetmişlerdi. Ama ne Miami ne Boston yarı sahaya hapsedildiği zaman çok sorun, yani o kadar sorun yaşamıyorlar. Burada asıl nokta yarı sahada birbirini ne kadar sınırlayabileceğin. Abi burada Miami'nin Boston'ı sınırlaması biraz daha zor olacaktır. Yani Miami evet iyi bir savunma takımı, iyi bir kolektif savunma takımı ama bireysel olarak savunmada zayıf halkaları var. Mesela Dragic'i sen hücum için sahada tutacaksın. Abi Dragic kimi savunacak? Duncan Robinson'ı hücum için savunmada tutacaksın. Evet ilerleme kaydetti ama hücumda kim olacak? Kelly Olynyk'i aldığın bölümlerde Kelly Olynyk nasıl savunma yapabilecek? Yani şöyle, Boston'ın kanatlarıyla eşleşmek zorunda kaldığın zaman senin hücumun zarar görecek. Aynen. Çünkü o zaman Iguodala, Crowder, Jim Butler hepsini aynı anda kullanmak zorundasın. Duncan Robinson'ların Dragic'lerden biraz azaltmak zorunda kalıyorsun. Burada Miami için iki tane çıkış yolu var. Ya şu anda bu denklemi oturttuğun zaman bir sürü faktör var. Şimdi sana de anlatırsın. Fakat Boston'ın hep biraz daha fazla kaynağı ve biraz daha fazla opsiyonu ve biraz daha fazla üretim ihtimali olacak. Bu arada tabii çok yıprandı Boston. Yani inanılmaz zor bir seriden geliyorlar. Acayip yoğun bir seriden. Neyse ki 4 gün ara girdi Batı finali geciktiği için. O yüzden biraz da olsa dinlenmişlerdir. Ama genel toplamda Boston'ın daha fazla üretebileceğini ve aslında Miami'yi de biraz daha kısıtlayabileceğini. Çünkü Miami aslında çok iyi bir hücum takımı değil. Yani ne Milwaukee serisi ne Indiana serisi hücumda çok ekstra şeyler yaparak kazanmadılar. Burada kilit iki tane nokta var. Birincisi abi, Jimmy Butler sezon boyunca bir ana skorer gibi oynamamasına rağmen Milwaukee serisinde özellikle iki maçta ana skorer rolüne çıktı ve çok da iyi oynadı. Butler'ın kesinlikle ve kesinlikle o role çıkması gerekecek. Yani oyunda Miami'yi ana opsiyonlarını çok daha daralttığı, biraz ikincil opsiyonlara yönelmek zorunda kaldığı pozisyonları çok göreceğiz. Burada Butler o sorumlu olacak. İkincisi de Bam Adebayo abi, çok konuştuk zaten ama artık yavaş yavaş hücumuna da daha fazla bakmaya başladı. Çünkü şimdi biraz Pascal Siak, belli oyuncular vardır. Kariyerleri boyunca hücumun ana parçası olmadıkları için buna yetenekleri olsa da buna alışkanlık sağlamaları zordur. Mesela Pascal Siakam en basit örneklerinden biri ve bunun psikolojisini nasıl etkilediğini biliyoruz. Bam Adebayo öyle değil. Ama Bam Adebayo aslında hücumun önemli aktörlerinden biri olabileceğini gerek bitiriciliğiyle gerek şut yeteneğiyle gösterdi. Ve eğer Miami Boston'ın üretim seviyesine çıkabilecekse Bam Adebayo'nun bir miktar daha, ana skor olmasını kimse beklemiyor. Bir miktar daha. Jimmy Butler'ın ise ana skorer gibi oynamak zorunda olduğunu görmesi lazım. Ya kesinlikle, çünkü zaten mesela atıyorum Duncan Robinson gibi oyunculardan bahsettik, Tyler Hero gibi oyunculardan bahsettik. Bunlar Celtics'i sınırlayabileceği oyuncular. Orada Bam Adebayo'yu mesafeli savunmak zorunda kalacaklar. Çünkü Miami Heat özellikle arkaya doğru çok iyi kat yapan takımlardan biri. Hücumları durmuyor zaten. Miami Heat hücumunu izlediğinizde Clippers hücumu nasıl statikse, Lakers hücumu nasıl statikse Miami hücumu da tam tersi çok hareketli. Çok hareketli ama o kadar vurucu değil. İşte 24 saniye boyunca onlar dolaşıyorlar. Eğer yıkılmazsanız, ki Celtics switchler konusunda mismatchleri engellemek konusu çok akıllıdır. Yani ters eşleşme kaldığı an o top oraya gelmeden o eşleşmeyi ters eşleşme olmaktan çıkarıyorlar. Off-ball switch denilen, yani topsuz alanda yapılan switchlerle bunu çok iyi yapıyorlar. Oralarda Bam Adebayo'yu mesafe vererek savunacaklardır. Bam Adebayo o şutları sokmazsa, Jim Butler o faulleri almazsa Miami hücumu tıkanabilir. Oralarda Miami hücumunun kilidini açması gerçekten çok zor olabilir. Ama diğer tarafta Miami'nin de en azından Boston kanatları karşısında kalabilecek silahları var. Yani orada Boston Celtics özellikle Hero'yu, Duncan Robinson'ı ve Dragic hedefleyecektir. Çünkü Boston özellikle tepeden şu anda perde çıkışında oyuncuları hedeflemeye doğru gidecektir. Ama bu seride bence serilerdeki çok ilginç eşleşmeler göreceğiz. Yani benim için bu serinin en ilginç tarafı olacak. Mesela Marcus Smart'ın Bam Adebayo'yu savunduğu bir nokta olacak. Marcus Smart'ın Goran Dragic'i savunduğu bir nokta zaten olacak. Jim Butler'ın karşısına zaten çıkacak. Ama bir noktada Bam Adebayo'yu savunduğu bir nokta da olacak burada. Ve şey, Miami'nin daha önce tehdit edilmeyen tek yönlü oyuncularının bu sefer tehdit edildiğini göreceksin. Yani Iguodala'ya top gittiği zaman Iguodala'nın adamından Boston başka yere yardım verebildiği gibi
hücuma geldiklerinde Dragic'in veya Tyler Herro'nun tuttuğu oyuncunun çok daha fazla birebiri zorladığını ve onların sahadaki varlığının ya da tek yönlülüklerinin belli zararlar verebildiğini göreceksin. Bir de Kemba bu seride daha iyi olacak. Çünkü Kemba'ya evet. Bucks and One yaptı Toronto Raptors ve Kemba'yı savunan oyuncular çoğu zaman topa bakmıyorlardı. Bu işte geçen sene Clippers'ın Golden State'e yaptığı bir savunma vardı ya, top lock diyorlar. Yani tamamen alanını karartmak üzere. Miami onu yapmaz. Miami öyle bir savunma yapmaz. Miami'nin en büyük avantajı da abi personel fazlası. Evet. Personeli çok daha iyi. 8 tane oyuncum var. Ve onları istediği gibi kullanabiliyor. Sponsor'u çok da iyi kullanıyor. Oyun yani Celtics'in aynı sorununa devam. Yani bir foul problemine girmek, bir kötü gününe gelmesi Jaylen Brown, Jason Tatum, Kemba Walker'ın üçlüsünün onları da bir yerde çok belli bir oranda güdük bırakıyor. Yani biraz evvel söyledik ya abi maçı koparamıyor Boston personel eksikliğinden dolayı. O yüzden maçın içinde kalınan her an Miami'nin mesela kazanabileceği ihtimalleri. O yüzden zaten çok ufak farklar belirleyecek. Ama bu tip ekstra yaratıcılık, ekstra üreticilik farkları nedeniyle ben 4-3 Boston diyeceğim. O kadar zorlandım ki ben yani bu playoff'un benim için en zor tahmini olabilir. Kalbim Miami Heat diyor. Genelde mantığımın sesini dinlemeyi tercih ederim ama bu seride Miami Heat diyeceğim. Kaç? 4-3 Miami Heat diyeceğim. İyi tamam. Yani mesela Kemba daha etkili olacak. Tatum bence serinin birçok maçında senin en iyi oyuncusu olacak. Ama Bebe de Bayon'da senin en iyi oyuncusu olduğu dakikalar olacağına eminim. 4-3 Miami diyorum. Biraz fazla kalbimi dinledim burada ama Miami Heat NBA finaline yakıştırıyorum. Bakalım. Çok nadir seninle fikir ayrımına düşüyoruz. İyi isabet oldu. İsabet oldu aynen. Umarım ben kazanırım. İnşallah. Ya benim için sorun yok yani. Şaka yapıyorum tabii. İyi olan kazansın diyelim. İyi olan kazansın. Birbirlerini de hiç sevmiyorlar. Ya zaten seyircilerimiz de okumuşlardır. Özellikle yani bu serinin en çok konuşulan taraflarından biri Danny Ainge ve Petrelli'nin birbirlerinden nefret edişi olacaktır. O yüzden de sorumuzu bunun üzerinden soracağız. 30 yıllık bir husumet var orada ya. 30 yıllık bir husumet var. Ta Petrelli'nin Lakers günlerinden kalan bir husumet. Ve Petrelli'nin çok ünlü bir demeci vardır. Danny Ainge çenesini kapatmalı ve kendi takımına bakmalı diye. Herkes bu hafta onu konuştu zaten. Sonra da Danny Ainge ben onunla hiçbir kavgaya girmek istemiyorum. Onun Armani takım elbiseleriyle uğraşamam diye bir cevabı var. Çok güzel bir kavgadır. Biz de efendim size bu kavganın ya da bu kapışmanın son eşleşmesini soracağız Yemek Sepeti'nin sorusunda. En son Miami ve Boston hangi sene playoff'ta karşı karşıya gelmiştir? Sorumuz bu efendim. Doğru cevabı Yemek Sepeti yorumuna cevaben yazabilirsiniz. Yemek Sepeti Mutfak Hashtag ile birlikte. Doğru cevabı veren 3 kişiye de 50 TL'lik yemek çeki vereceğiz. Çok ünlü bir seridir. Evet Kaan abi, kapatırken de Houston Rockets tişörtü giymişsin. Mike D'Antoni konuşmuştuk dönemeyebilir diye ama Houston Rockets'a devam etmeyeceği açıklandı büyük ihtimalle. Hatta açıklandı, Houston Rockets'a dönmeyecek. Hatta şöyle, direkt Mike D'Antoni teşekkür ederim ben başka bir yola gideceğim deyip hadi eyvallah dedi yani. Evet yani demek ki daha önceden zaten belli olan şeydi. Tabii. Sezon boyunca konuşulmuştu, anlaşma sağlanamadı. Topal Ördek diyorlardı ona bu sezon boyunca. Bütün asistanlarını görevden alıp kendi asistanlarını konuşuyor. Aynen, Tilman Ferdi de teşekkür etti, D'Antoni teşekkür etti. Ve Houston Rockets şu anda, yani D'Antoni tarafından konuşuruz zaten ama Houston Rockets tarafından da konuşuruz ama yani çok ilginç bir ayrılık bu. Çünkü Houston Rockets, dün de söyledim ben, bu 5'le devam edecekse daha uygun bir koç var mı çok emin değilim. Sam Cassell konuşuluyor şu anda. Mike D'Antoni de Philadelphia, Indiana gibi takımlarla şu anda adı anılıyor. Anılmayan bazı ona daha uygun takımlar da var. Pelicans mesela, Pelicans sen söylüyorsun. Çok talip olacaktır bence Mike D'Antoni. Çünkü Mike D'Antoni'nin koç olarak bir sürü sorunları olsa da özellikle gelişmekte olan, tempolu oynayan takımlar için, modern oyun için çok da iyi özellikleri de var. O yüzden talibi olacaktır. Sorun burada, abi Daryl Morey'nin yönetimindeki Houston son 7-8 senesini bu takımı, bu sistemi kurgulamaya, Mike D'Antoni'nin yöneteceği şekilde kurgulamaya adadı ve bütün geleceklerini ipotek ettiler abi. Şimdi Mike D'Antoni, muhtemelen Daryl Morey de kovulacak bence, ayrı konu da biliyorsun o Çin davasından dolayı hep konuşuyoruz seninle. Abi esas mesele buradan nereye gidebilecekler abi? Yani çünkü o kadar çok Daryl Morey'nin önderliğinde D'Antoni takımı ve D'Antoni kurgusu, işte 5 kısalığı tamamen dış atan ve dış atış kullanan James Harden'ın merkezde olduğu bir takım yarattılar ve hatta onu Chris Paul'le bence iyi bir denge bulmuşlardı ama Chris Paul'ün sağ dışı sorunları, daha doğrusu sağ dışı çatışmaları Harden'la Poison'dan ayırdılar. Bir de Westbrook'a yatırım yaptılar vesaire derken yani sonuna kadar bütün ceplerinde kalan annesinin kefen parasını harcadılar abi. Yani bugün yeniden yapılanmaya girse Houston 10 yıl falan kendini zor, 7-8 yıl sonra kendini zor kurtarır yani. Ve de o pick swap'lar falan da var yani. Evet.
Ve bu arada yeniden yapılanmaya giremezsin. Girersen çünkü o pick swap'ler yüzünden iyi aldığın draft haklarını başkasına vermek zorundasın bir de. Yani şu anda önümüzdeki 4 yıl doğru düzgün draft hakkı yok zaten Houston. Fakat bundan sonra ne yapacaklar abi? Ne yapacaklar? Ben çok merak ediyorum. Bir çıkış yok gibi gözüküyor yani. Ben bir koç olarak istemem şu anda Houston Rockets'ı. Tabii ki istemezsin abi. James Harden gibi süperstara sahipsin. Okey. Playoff'ta muhtemelen batı yarı finaline gidebilirsin. Okey ama çıkış yok. Noktan yok. Sıfır hamle yapabilirsin ya. Bundan hani... Bu takımda şunları değiştirsek, şunu şöyle yapsak, biraz daha başka türlü... Yok öyle bir şey, ihtimal yok yani. Hamle ne biliyor musun? Harden'ı takas etmek ya da PJ Tucker'ı takas etmek ya da Covington'ı takas etmek. Yani bunlar senin değerli parçaların. Harden hariç ne takas edersen et bu takımdan... Yani biraz tabii ki değiştirirsin ama ciddi bir anlamda başka tür bir basketbola ya da daha nominal, daha... Başka bir kolektiflikte basketbol oynatabilecek malzeme yok. Çünkü buna anormal yatırım yapıldı abi. Anormal. Yani şey diyordum ya ben işte tek tekerleği çıkmış, arkasına roket takılmış araba gibi. Abi tekrar teker falan takamazsın. Yok öyle bir paran, yok imkanı. Kimse de o ehliyet yok işte. Yani Mike D'Antoni de vardı. Mike D'Antoni de yola devam etmeyecekler efendim. Bakalım ilginç günler bizi bekliyor Houston Rockets cephesinde de. Heyecanlıyız efendim playoff ataşı ve sürekli kovulan koçlar ve genel menajerler yüzünden. Amerikan Mutfak gündemimiz yoğun. Salı, Cuma ve Pazar bizde olmaya devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.